Bu dünyada öyle bir eş seç ki bir gün onun için ölmeyi düşündüğünde o senin için çoktan ölmüş olsun. Böyle birisini bulmaya çalış. Onu demek istedim. Ben duymadım. Vay. Ben duymadım. Ama değişik bir mikrofon. Duymadım. Mikrofonumuzda değiştirelim, bir problemimiz var. Evet, şimdi bir daha. Ben şunu demek istedim. Evet. Hanım kızımıza dedim ki bu dünyada öyle bir eş seç ki bir gün onun için ölmeyi düşündüğünde o senin için çoktan ölmüş olsun. Böyle birisini bulmaya çalış. Onu demek istedim. Ama bak, bravo sana. Bravo sana. Böyle çok şuurlu, çok mantıklı mikrofon alanları çok beğeniyorum. Neden? Çünkü tam da sana uydu. Zira hani ün, şöhret, güzellik, bunların hepsi geçici ve göreceli kavram. Gerçek olan gerçek sevgi. Aslında anlatmak doğru istediği oydu. Bulunduğun ortamdaki pozisyon için değil. Gerçekten senin için ölmesi ve sevmesi gerekiyor İnşallah. Demek istedi. Evet, başka Medet Bey. Ay, Medet Bey sorarsa yandık şimdi. Yandık neden? Esra. Bildiğin gibi değil. Bir kere anlamayacaksın soruyu. Efendim, efendim hiçbir şey anlamadım. Anlamak için soruyorum. Bak bir kere anlamaz da. Esra Hanım hoş geldiniz. Efendim? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şimdi hakikaten size bir şey söylemiyorum. Ben Hülya Hanım için söyleyeceğim. Peki. Söylediği için söyleyeceğim. Hakikaten insan aramak, insan arıyoruz yani. Para aramıyoruz değil mi efendim? İnsan arıyoruz. Gittikçe bu insan... Bunu bana değil, Esra'ya söyleyeceksin. İnsan arıyorum, para aramıyorum diyelim. Belki tamam ben para efendim, arıyorum. Tamam efendim, siz Esra Hanım için söylediniz. Siz Esra Hanım için söylediniz. Siz söylediniz, ben de siz söylüyorum yani. İnsan arıyoruz. Hakikaten bu insanlık nereye gidiyor ya? Bir dakika, bir dakika. Gittikçe azalıyor mu? Senin Esra'ya söyleme cesaretin yok mu da bana söylüyorsun bunu? Efendim Esra Hanım'a cesaretim var, söyledim. Ha. Güzel bir insan aramaya gelmiş hanımefendi. Ama siz dediniz, ne dediniz? İnsan arıyor. Yani anlıyor musun Esra? Para önemli yani. Değil. Ha. Değil mi efendim? Evet efendim, insan, evet, evet yani efendim. İnsan arıyorsunuz yani, evet, para efendim. Falan aramıyorsunuz. Ama bakın buraya gelen bayanların %99'u hep para peşinde, para arıyor, mal arıyor, mülk alıyor. Hatta uçak bile isteyen olacak, az kaldı. Bir zaman sonra uçak bilecekler. Uçak bile isteyen. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Peki, peki var mı adaylarımdan sonra? Vaktim çok kısıtlı, arka arkaya alıyorum. Peki, buyurun. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız Esra? İyiyim, sağ olun siz. Teşekkür ederim. Ben bir şey merak ettim. Hani söylemiştiniz eski arkadaşını, şu an ben dostum. Çok merak ettim, eski arkadaşlıktan dost olmuşsunuz zaman. Olmuyor. Eski anılarınız tazelenmiyor mu ya da duygulanmıyor musunuz? Yok, öyle duygulanmıyoruz. Yani belirli bir şeyler bittikten sonra hani olmuyor, duygulanmıyorsun. Bittikten yani. Sonra bitmiştir zaten. Hani bu şey yani. Gibi ölmüş birini canlandıramazsın ki, ölmüşse ölmüştür zaten. Soğumuş bir çorbayı ısıtıp içmeye benzer herhalde. Söyle Leyla, bak kırmızı şapkalı kız bir şey söyleyecek. Hoş geldin Esra'cığım. Bayıldım size. Fiziğiniz düzgün, her şeyiniz, görüşleriniz hele mükemmel. Ayrıldığım eski arkadaşımla halen dost olarak görüşüyorum diyorsunuz. Evet. Çok güzel bir şey. Medeniyet işte budur. Medet Bey'e gelince, Medet Bey aklını parayla bozmuş. İkide bir de para. Para olmayınca da hiçbir şey olmuyor, kusura bakma. Evet. Peki, Medet Bey cevap mı vereceksin? Burası. Ay, verin. Kısa olsun Medet Bey cevabı ve anlaşılır olsun. Evet. Hanımefendi teşekkür ediyorum ama sahte teşekkür bu ya, hakiki değil. Neden biliyor musunuz? Neden yani para, mal, mülk peşindesiniz ya, insan arayın. Bak hanımefendi diyor ki ben insan arıyorum. Hakikaten bu insanlık azalıyor diyorum ben de. Yanlış mı söylüyorum? Boğulacaksın yavaş dur. Evet, evet, aynen öyle. Ya buraya geldiğinizden beri ben sizi çok özür diliyorum yani. Ben hiç ilgilendirmez, bağlamaz da. Geldiğinden beri o olacak, bu olacak, şunu bakarsınız olacak. Bakarsınız büyük kavgalardan bir aşk varmış, belli olmaz. Ya insan arıyoruz, insan bayan olsun, erkek olsun. İnsan, ay ben de sizi ilgilendirmezsem gözüm açık gidecek ikinizi. Efendim şimdi bir az sonram var, çok önemli. Ayrılmayın. Seni Seçtim'e kalbinin sahibini bulmak için katılan ünlü sunucu ve oyuncu Esra Sönmezer'in sürpriz talibi kim? Durdurun dünyayı, bilecek var, Esra Sönmezer kendisine sürpriz olarak talip olan kişiye ne cevap verecek? Esra Sönmezer'in herkesi şaşırtacak sürpriz talibi az sonra. Esra aramıza yeni katıldı. Ben eminim Esra filmlerden, dizilerden, podyumlardan vakit buldukça bize gelecek. Siz sevgili tariflerimizle karşılaşacak. Ama diyorum ki Esra'yı zaten çok yakından tanıyoruz. Yine mi soru var? Ben de diyecektim ki yerine oturtalım, tariflerini bekleyelim. Peki alayım yine soruyu. Hoş geldiniz ilk önce. Daha önce ilişkim var dediniz. Onunla dost, biz oraya takıldık şu anda. Takıldınız evet. Oraya takıldık. Bunlar meraklı. Hele tamam ünlü olursa şimdi çok hiç meraklı. Hiçbir erkek 7 sene beraber olduğunuz bir erkekle daha önceki ilişkinizde dost olacağınızı kabul etmez. Yeni gelen adaylarınız olacak. Belki birini seçeceksiniz. O arkadaşınızla hala dost olmaya devam ederseniz bence o erkek kabul etmeyecek. Ay çok alaturka bir soruydu. Ben cevap vereyim. Artık dostluk ve medeniyet ön planda şekerim. Eski erkekler eşler, eski nişanlılarla erkekler millet yemek yiyor ailece. Ama yine de Esra'nın fikri başka tabii. Şimdi tabii iç yüzünü bilmedikleri için ben de bunu yayında anlatamayacağım için sizin görüşlerinize saygı duyuyorum ama o kişiden kişiye değişir. Hemen hemen aynı soru. Cevap. Buyurun bir soru daha. Esra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkes bir model seçiyor. Şöyle isterim, böyle isterim. Sizin hoşlandığınız tipler nasıl tipler? Dur bir sırala belki. Gel Esra o zaman gel buraya. Gel. Madem çok meraklısın şuradan söylesin. Hiç olmazsa bütün taliplerde dinlesin. Esra kriterlerini anlat. Kriterlerim senin. Bir kere uzun boylu. Erkeklerden hoşlanıyorum. Herhalde düşünsene ben bile neredeyse buradayım. Yani hani birine şöyle bakamam. Ya en az minimum böyle bir 82 boylarında. Hani bir 90 olursa tercihim. Esra gel bakayım yanıma ben şurada konuşayım seninleyken. Ondan sonra cuma. Anca yetişiyorum. Sarışın da olabilir. Esmer de çok şeyim yok. Açık tenlerden hoşlanırım. Ondan sonra bilmiyorum karizmatik olsun. İşkolik. Kendi işi olsun. Yani iş yapmayı seven bir insan olsun. Bu kadar. O kadarcık mı? Ay hiçbir şey istemiyor. Çok kilolu hoşlanmıyorum. Göbeği olmazsa sevinirim. Çok kısacık alın. Çok kısacık. Öyle. Şimdi talibim adayımda gözüm kaldı yazık. Söyle çok hoş kısa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fakat boyunuz da maşallah büyük, maşallah uzun diye. Ya bir talipleriniz geldi. Beğendim mesela boyunuz sizi geçti 50-55 yaşında kabul eder misiniz? Yok canım yani yaşlı düşünmüyorum. Kendi 55 yaşında bir uzun boylu çünkü Allah cezanı vermesin senin. Ya cesaret. Allah senin cezanı vermesin. Senin cesaretini de seveyim ben. Yani yaş 42-43'ü geçmezse sevinirim. Peki gel Esra'cığım şöyle. Ay bir daha mı soru var? Seni bırakmıyorlar. Kısacık bir sorun var kısacık. Esra hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki bu, hangi burçta olmasını istersiniz? Hiç fark etmez. Kriterleriniz ama güzel söyleyin sonra hani şey oluyor. Kriter. Vallahi o kadar çok özellik yani geri gitmesin sizi sevenler. Burcumu tutturamazsam olmaz. Ay, burcunuzu da söyleyin özellikle hani ne burcundan anlaşıyorsanız. Ay ne meraklısın sen yani, ne burcundan anlaşıyorsun. Ama söylemesem çatlarım sonra. Toprak grubu. Toprak grubu burçlar. Peki Esra seni öpüyorum. Tamam. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Buradan mı çıkıyorum? Bir ara hiçbir yere gitmiyorsunuz. Korkunç bir şey. Seni Seçtim'e kalbinin sahibini bulmak için katılan ünlü sunucu ve oyuncu Esra Sönmezer'in sürpriz talibi kim? Esra Sönmezer kendisine sürpriz olarak talip olan kişiye ne cevap verecek? Esra Sönmezer'in herkesi şaşırtacak sürpriz talibi az sonra. Efendim şimdi hatırlayacaksınız adaylarımız arasında hani onu TVM'i sponsor yapmıştım. Göbeği böyle açılmıştı da bu TVM kartını böyle sponsor yapmıştım. Asiye var, çok tatlıdır o. Asiye, sana bir talip varmış, gel bakalım buraya. Otur bakalım. Asiye, gördün mü? Bak, bana talip gelmiyor diyordun. Evet evet. Başladı. En sonunda açıldı. Açıldı. Kısmetler açıldı. Açıldı. Hadi bakalım, inşallah öyle gider. Otur Asiye. Efendim şimdi bakalım Asiye'nin talibi kim, ama önce paravanımızı kapatalım. Ve Mehmet Ali Bey alkışlarınızla geliyor. Mehmet Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl hareketliyiz değil mi programımızda bugün? Nereden geldiniz Mehmet Bey? Kastamonu, Cide. Kastamonu. Kastamonu nesi meşhur diye hep sorarım. Nesi meşhur? Efendim? Nesi meşhur Kastamonu'nun? Sarımsağı. Ha? Sarımsağı. Duyamadım. Sarımsağı meşhur. Sarımsağı meşhur. Ağaçları da meşhurdur değil mi? Meyvesi. Meyvesi, hani böyle oymacılığı bilmem nesi. Çamlık ve ormanlık. Çamlık, ormanlık. Peki Mehmet Bey, ben yerime otursam sana Asiye sorularını sorsa olur mu? Olur. Olur. Olur ama yüksek sese cevap vereceksin. Asiye, sor bakalım talibinin sorularını. Öncelikle hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk Asiye Hanım. Biraz yüksek konuşun, duyulmuyor o taraftan da. Yüksek sesle konuşursan. Şimdi Kastamonu'nun dediniz. Evet. Ben kütük Balıkesir benim ama İzmir doğumluyum. Evet. İşte İstanbul'da yaşıyorum. Benim şartlarımı biliyor musunuz? 45 ile 52 yaşları arasında istemiştim. Sizin yaşınız öncelikle kaç? Yaşınız kaç acaba? Anlayamadım. Evet. Yaşınız Mehmet Bey, yaşınız. Kaç efendim, yaşındasın? Kaç? 55 doğumluyum. 55 yaşındayım. 55 doğumlusun. Evet. 57 yaşında mısın? Evet. Tamam. Kaç çocuğun var? 3 tane kızım var. Ha, sor Asiye. Ben daha az çocuklu düşünmüştüm ama yani olabilir tabii, niye olmasın? Ay Asiye. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Memleketimde yaşıyorum. Denize 2 kilometre fındık tarlasına bir tane arma ev yaptım. Şahsıma ait. Ha. Orada ikamet ediyorum. Depremde Kocaeli'deydim daha önceden. Evim yıkılınca köyüme döndüm. Bundan sonra emekli oldum haline. Onlar